Biliyorsun Elif, bu sadece ön tanışma. Ama onu maskesiz yüzüyle saat 12'de görebileceksin. Filizciğim, hemen babanın yanına gider misiniz? Heyecanla Yılmaz'ı bekliyordu. Birden yok oldunuz ortadan. Tamam, hemen gidiyoruz. Hadi canım. Elim buz gibi olmuş, heyecanlandın mı? Yo, hayır. Neredeyse herkesle tanıştım. Bir tek Ömer kaldı. Elif, ne oldu? Sen iyi misin? Midem biraz kötü. Bir karışıksam iyi olacak. Bir dakika dur, Ömer'i çağırayım. Ciddi bir şey değil. Hemen toparlarım. Emin misin? Eminim. Öyle değil mi? Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim bir arkadaşım için söyleyeceğim. Ekrem, senin için. Teşekkür ederim. Buyurun Filiz Hanım, emriniz. Tanıştırmak istediğim biri var. Yılmaz. Yılmaz, abim Ömer. Sonunda. Çok memnun oldum. Ben de. Bu tanışmayı saat 12'de tekrar gerçekleştirmemiz gerekecek, biliyorsunuz değil mi? Memnuniyetle. Hadi. Karımla tanıştınız mı? Evet, tanıştılar. Nerede peki Elif? Bilmem. Ben ona bir bakayım. Sonra görüşürüz. Eğlenmenize devam edin. Zeynep, Elif'i gördün mü? Az önce yukarı çıkarken gördüm Ömer Bey. Tamam Zeynep'ciğim, sağ ol. Ne oldu Ömer? Elif? Elif? Neredesin hayatım? Banyodayım. Çıkıyorum şimdi. İyi misin? Bir sorun yok ya. Hayır, iyiyim. Bir sorun yok. Yeni yıla banyoda girmeyi düşünmüyorsun değil mi hayatım? Bir şeyin yok ya. Hasta mısın? İyi görünmüyorsun. Midem biraz kötü oldu ama iyiyim. Merak etme. Tamam. Çıkalım mı? Tamam. İki dakika bekle, arabayı alayım. Durun! Durun!
43 84. Aa, tombala. Tüh. Bak şimdi aşkım. Ben olsun Hatice ya. Hayret bir şey. Bir tane kalmıştı şurada. Seneye güzelim. Nala yok mu? Dün yeni işe başladı ya. Yılbaşı günü çalışma koşuluyla anlaşmış meğer. Çalışıyor yani. Evet, çalışıyor. Evde istesen bir bardak su getirmezler. Elin kafesinde elinde tepsiyle öyle hizmet ediyordur. Çocuklara akıl sıra ermez. Bu da senin. Oteller dışında da şirketleriniz var yani. Evet. Filiz bana nakliye şirketiniz olduğunu söyledi de diğerleri. Nakliye şirketi işlerinde en büyük olan. Ne gibi şirketlerle ilgili? Murat, Murat yavaş, Murat. Ne yapıyorsun? Saçmalama artık. Bu yıl başına zurna gibi girmek istiyorum. Tamam mı? Tamam. Ne yaparsan yap, tamam mı? Allah Allah. Alo. Yılmaz benim Ekrem. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Leyla'ya geçti. Ne? İki. Kimler? Gel Yılmaz, gelince anlatırım. Tamam, neredesin sen? Alo. Leyla'nın çıktığı gece kulübünün önündeyim ben. Tamam, hemen geliyorum. Filiz, Ekrem kaza yapmış, hemen gitmem lazım. Ne? Bir şey olmuş mu? Yılmaz. Hayır. Gelmemi ister misin seninle? Sen konuklarla ilgili. Mutlu yıllar. Sana da. Beni ara, merak ederim. Tamam. Mutlu yıllar. Sana da hayatım. Mutlu yıllar. İnsanlar yıllar. İyi seneler canım. Sana. İyi misin Aynalı? Yaralı mısın? İyiyim. Ya bir saniye daha hızlı hareket etseydim kadını yaka paça sürüklediler gözümün önünde ya. Kaçıranları gördün mü? Halis şerefsiz önde oturuyordu. Ötekileri tanımıyorum ama adres belli. Meral'in işi. Meral Leyla'yı niye kaçırsın ki anlamadım. Vardır bir hesabı, yakında kokusu çıkar. Ama Leyla'nın kılına zarar verirse var ya o kadının aklını alırım Yılmaz. Yaşatırsam adiyi. Yüklenme kendini Aynalı. Yapabileceğim bir şey olsaydı mutlaka yapardım. Ya o herif kaç gündür kulüpten ayrılmıyordu. Oturup her gece Leyla'yı dinliyordu. Ah kafama anlasana. Bir de kuşkulandım Yılmaz. Sen geceleri kulüpte mi takılıyordun? Ara doğruyordum işte. Kemal abinin haberi var mı bundan? Yok aramadım. Ne bileyim bu gece Canan Hanım'la falan birlikte ya. Tatsızlık olsun istemedim. Yok haber verelim. Bu önemli bir mesele. Kemal Bey getirmiş. Sevdiğin türden. Meyveli. Ben de çay demledim. Şimdi getiriyorum. Kendimi ne zamandır bu kadar iyi hissetmemiştim. Ne güzel, ne güzel. Bunda Yılmaz'ın da katkısı var değil mi? Haklısın, var. Bana oğlumuzu hatırlatıyor. Bilmiyorum şimdi ne ilgisi var diyeceksin ama öyle. Seni çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de Yılmaz'ı oğlum yerine koyuyorum.
Nasıl tanıştınız? Zor bir anımda Hızır gibi yetişti. Beni bir belanın içinden çekip aldı. Yalnız bir hali var. Yalnız. Arkasında çok büyük bir acı aşk hikayesi bıraktı. Yani umarım bırakmıştır. İyi insan lafı üzerine gelirmiş. Alo Yılmaz. Biz de şimdi senden konuşuyorduk. Ne? Ha? Ekrem'in bir şeyi yok ya. Peki. Hemen geliyorum. Ekrem. Küçük bir kaza yapmış. Bir şey olmuş mu? Yok. Yılmaz olmadığını söylüyor. Kusura bakma. Seni yalnız bırakacağım. Hemen dönerim. Tamam canım. Aa, Kemal Bey gidiyor musunuz? Ekrem bir kaza geçirmiş ama bir şey olmamış. Aa. Hadi otur bakalım. Anlaşılan pastayı beraber yiyeceğiz. Çok güzelmiş ya. Çok yakıştı. Benimki de eskimişti. Yılmaz'a nasıl teşekkür edeceğiz? Arasak mı? Yok, kalabalık bir yerde bu akşam. Duymayabilir. Yarın ararsın. Ben şimdi mesaj atıp teşekkür ediyorum hediyeler için. Böylece ilk mesajımı da abime göndereceğim. Tamam, gitti. Çok zor değilmiş ya. Hadi ben gidiyorum çocuklar. Çok geç oldu. Ben bırakırım. Yavrum. Her şey çok güzeldi. Ellerine sağlık. Sağ ol. İyi geceler anneciğim. İyi geceler. Benden çok selam söyle. Tamam. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Oğlum abinlerle ilgili. Tamam abi. Geçen yıl daha şenlikliydi masamız be. Bu yıl bayağı fire vermişiz. Ali Müstakbel eşinin ailesiyle birlikte doğal olarak. İsterse olmasın. Yılmaz nerede peki? Bir maskeli baloya gitti. Dalga geçme. Vallahi. Başına silahımı dayadılar. Hayır abi afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne o? İyi haber galiba. Öyle. İyi haber. Düştü seninki. Dayanamadı. Ne haber millet? İyi gel. Of sıkıntıdan patladım ya. Analar babalar kayınvalideler. Neyse ki erkenden yattılar da kurtulduk. Bundan sonra böyle oğlum alışacaksın. Yok be abi. Benden bu kadar. Hadi. Rica ederim. İyi geceler. İyi yıllar. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler. İyi geçeler. İyi geçeler. İyi geceler. Görüşmek üzere. Güle güle. Teşekkürler. Murat. Hadi yeter artık. Oo, ev sahibine bakın. Oğlum unuttun mu ben misafirim. Ve içmek istiyorum. Murat. Filiz'in mutluluğuna içiyorum. Nerede şu meşhur Yılmaz Bey? Hı? 2006'da seni yalnız mı bıraktı? Evet. Sarhoşum. Ama gerçi Filiz Hanım böyle taşkınlıklardan hoşlanmaz. Her şey kendi kontrolüm altında olsun ister. Her şey onun kontrolü altında olmalıdır. Seviyeli. Murat, gel ben seni evine bırakayım. Sen böyle araba kullanma olur mu? Kovulduk sayın seyirciler. Murat. Kovulduk. Prenses kaş göz işaretleriyle olaya el koydu. Hadi Murat. Hayatım ben gecikebilirim merak etme. Tamam. Hadi Murat. Beni zorla eve götürüyorlar Erol Bey. Hadi Murat'cığım. İyi geceler.
Handan Hanım bir şey yapmayacak mısınız? Gitmek istemiyorum. İyi geceler Murat'cığım. Hadi Murat, iyi geceler diyor. İşin kötüsü sen yarın bunların hiçbirini hatırlamayacaksın. Ben yatıyorum. Ayakta duracak halim kalmadı. İyi geceler anneciğim. Ben de geliyorum. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. İyi geceler babacığım. Sen ne yapacaksın? Biraz yalnız kalıp kafamı dinlemek istiyorum. Hem belki Yılmaz arayacak. İyi geceler. Sana da. Aramaları lazımdı. Hala niye aramadı bunlar lan? Vallahi kafayı yiyeceğim abi. Kadın resmen bekleterek işkence yapıyor bize. Evet. Aramakta geciktim, kusura bakma. Meral. Meral, sen ne yapıyorsun Meral? Sus ve beni dinle. Şimdi ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Senin Bülbül elimizde. Onun bu işle ne ilgisi var Meral? Hiçbir şeyden haberi yok. Ama senin ilgisi var değil mi? Sana bir teklifle gelmiştim Kemal. Kabul edecektim. Bunda nasıl sorumlusu sensin? Kısa kes, ne söyleyeceksen söyle. İyi dinle o zaman. Yarın gece İtalya'ya önemli bir sevkiyat olacak. Bildiğin gibi bir nakliye şirketine ihtiyacım var. Yarın gece bizimle işbirliği yapacaksın Kemal. Yoksa kadını bir daha göremezsin. Seni duyamıyorum. İstediğin gibi olsun. Ama Meral, o kadının saçının bir tek teline zarar gelirse şart olsun dünyayı kafana yıkarım senin. Aman aman yavaş. Merak etme. Ona kraliçeler gibi bakıyoruz. Tuzağa düştük çocuklar. Kıymetli bir rehine bulmuşsunuz. Aferin çocuklar. Merak etme. Sevgilin senin için dağları deleceğini söyledi. Kemal benim sevgilim değil. Seviyeli bir ilişkiniz var öyleyse. Kemal bunu herkes için yapar. Sen beni salak mı sanıyorsun? Hem bazı geceler ona gittiğini biliyoruz. Evet, gidiyorum. Sadece şarkı söylemek için. Sadece şarkı söylüyormuş. Ben de inandım. Beni kime izlettiyseniz işini iyi yapamamış. Bir müzisyen arkadaşımla beraber gidiyorum. İşim bitince de evime dönüyorum. Bunun bir önemi yok artık Meral Hanım. Kemal Sadıkoğlu teklifimizi kabul etti. Demek Kemal'in kalbi boş ha? Hayır, o karısına aşık. Canlının artık yaşayan ölüden farkı mı var? Nesine aşık onun? Bir de Kemal'i çok iyi tanıdığınızı söylüyorsunuz. Yarına kadar bekleyeceğiz çocuklar. Burada böyle oturmanın hiçbir faydası yok. Gidin dinlenin biraz hadi. Alo. Abi bu kadına güven olmaz. İş bitip de Leyla'yı bırakmazsa ne olacak? Merak etme Ekrem. Ben bütün ihtimalleri hesaplıyorum. Merak etme. Kusura bakma, ben de geç oldu diye seni aramadım. Anladım. Ben de o yüzden aradım zaten. Ekrem nasıl? Yaralanmış mı? Yok Ekrem iyi. Yarası falan da yok. Yapabileceğim bir şey varsa söyle. Hayır, teşekkür ederiz. Ben de otele dönüyorum zaten. Niye güldün? Ben de otelin lobisinde seni bekliyordum, ona güldüm. Öyle mi? Evet. Tamam, geliyorum. Tamam, görüşürüz. Elif.
Uydun mu? Çok bekledin mi? Bilmem. Farkında değilim. Geldiğim için kızdın mı? Hayır, kızmadım. Yeni yılın ilk gününü senden ayrı geçirmek istemedim. İyi yaptın. Gidelim mi? Elif? Nereden çıktın böyle? Merhaba. Kusura bakmayın, böyle aniden geldim ama sizinle konuşmam lazım. Önemli. Peki. Gel içeri. Aslında Yılmaz'la konuşmam lazım. Ama ona nasıl ulaşırım bilemedim. Yılmaz evde yok Elif. Dün gece bir davete gitti. Sonra da onun artık otelde devamlı bir odası var. Ara sıra orada kalıyor. Gece orada mı kalacaktı? Evet. Yılmaz'la ne konuşmak istiyordun Elif? Özel bir konu. Şimdi size söylemem doğru olmaz. Artık sizin aranızda özel ne olabilir ki? Konu benimle ilgili değil. Bir arkadaşımla ilgili. Merak etmeyin. Ona zarar vermeyeceğim. Sadece konuşmak istiyorum. Bana onun telefonunu ya da adresini verebilir misiniz? Geçen gittiğimde otelin kartlarından almıştım. Numarasını üstüne yazdım. Teşekkür ederim. İnşallah kızmaz bana. Ben çok ısrar ettiğimi söylerim. Kalkayım artık. Elif. Onun hayatını artık karıştırma. Olur mu? Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Afiyet olsun. Ya bak seni sok. Efendim? Alo. Alo. Biri seni aradı. Öyle mi? Kimmiş?
Sesimi duyunca kapattı. Aa. Neyse canım, önemliyse arar. Oo. Yemekler çok güzelmiş. Çok acıkmıştım. Evet, çok güzel görünüyorlar. Kimin aradığını görmedim. Özel numaraydı. Ekrem'i arıyorum zaten. Alo. Ekrem, ne haber? İyi misin? Öyle mi? Tamam, ben de oraya geliyorum zaten. Görüşürüz. Nakliye firmasında önemli bir sevkiyat vardı, oraya gideceğim. Öyle mi? Ben de eve gidecektim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Questa volta arriverà in tempo. Non ci sarà problema. Lo so. Sono sicura. Lo so che questa volta è la mia ultima speranza. Sarei davvero nata a fare questo. Tutto è giusto. Non preoccuparti. Halis, bu defa da bir terslik olursa yaşatmazlar beni. İşi sağlam tuttuk, merak etmeyin. Mal yerine ulaşana kadar içim rahat etmeyecek. Kadın yemek yemiyor patron. Bırak ne hali varsa görsün. Zaten şunun şurasına kaç saat kaldı ki? Evinde yer. Ya da bir daha yemek yemesine hiç gerek kalmaz. Efendim. Tamam, teşekkürler. Konuşmamız lazım. Aferin Filiz. Dön bakalım o kadar yolu geri. Bana kötü bir rüya gördüğünü söyle. Bunu niye yapıyorsun Yılmaz? Neden? Bana hesap soracak durumda değilsin. Eğer bunun için geldiysen... İntikam bu kadar mı gözünü kararttı? Ne kadar kendini beğenmişsin sen. İstediğin buysa, canımı acıtmaksa başardın. Şu anda ölmek istiyorum. Merak etme, kimse acıdan ölmüyor. Yılmaz, aramızda olanlarla Filiz'in hiç ilgisi yok. Bunları hak etmiyor. Neyi hak etmiyor? En azından anlamıyormuş gibi yapma. Ona karşı samimi değilsin. Nereden biliyorsun? Çok açık. Bu tesadüf olamaz. Onca kadın varken Filiz'le birlikte olman. Filiz sence sevilmeyecek biri mi? Tabii ki değil. O zaman neyi konuşuyoruz burada? Filiz'i sevdiğime inanmıyorsan bu senin sorunun. Biz birlikte mutluyuz Elif. Üzme kendini, olur mu? Filiz'i tanıdıkça daha çok sevdim. Müthiş bir insan o. Güzel, zeki, eğlenceli. Her erkeğin birlikte olmak için can atacağı biri. Neden aklına bunlar gelmiyor da intikam senaryoları yazıyorsun? Karşımdaki gerçekten sen misin?
Evet. Benim karşımdaki de sensin. Bir yabancı. Temizlikçi gelecekti. Telefonumu unutmuşum. Gelebilir miyim? Yoksa içeride biri mi var? Yokluğumdan faydalanın. Hı? İşte burada. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen çıkmayacak mısın? Evet, giyiniyordum. Seni şimdiden özledim. Ben akşam işim bitince seni ararım, tamam mı? Tamam. Bundan ayrılmalısın Yılmaz. İşler daha da kötüye gitmeden. Hemen ayrılmalısın. Bir an evvel. Neden? Senin mutluluğun bozulmasın diye mi? Yılmaz, yalvarıyorum sana. Yapma bunu, ne olur. Geç kaldım. Çıkmam lazım. Gider misin Elif? Yılmaz. Git artık Elif, git, git! Elif. Ne biçim oyun oynuyorsun oğlum? Bir sürü fırsat kaçırdın, görmüyor musun? Baba dur, daha yeni öğreniyorum. Aa, sen de oyunun tadını kaçırıyorsun ama. Allah Allah. Elif nerede? Hiç olmazsa birkaç el onunla oynayayım da kendime geleyim bari. Annesine gitti baba. Saat kaç olmuş ya? Gelmiş olması lazımdı. Oyna. Çalıyor ama. Açmıyor. Bir de annesini arayayım. Sen dışarıda mıydın? Evet, dışarıdaydım. Merhaba. Ne haber hayatım? İyiyim, sen? İyi. Nasılsın babacığım? İyiyim kızım. Gel otur. Ne oldu, bitti mi tavla? Anlat bakalım, neler oluyor? Yılmaz'la birlikteydim. Kızım, şu çocukla da bir adam gibi tanışamadık. Evet ya. Neyse, Allah'tan o kaza yapan arkadaşına bir şey olmamış. Nasılsınız? Ben Ömer. Rahatsız etmiyorum tamam. Ya. Aa, ne rahatsızlığı. Çok memnun oldum aradığın için. Elif uğrayacaktı size yılbaşı kutlaması için. Uğradı mı? Uğradı tabii. Zahmetler etmişsiniz. Bir sürü hediyeler filan. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yeni yılınız kutlu olsun. Sizin de. Nasıl geçti parti? Elif sabah arayıp anlatacaktı ama kalkamadı herhalde. Ömer, sesim geliyor mu? Duyuyorum. Dün Elif'e de söyledim, bir akşam yemeğe bekliyorum. Evet. Konuşurum ben. En kısa zamanda bekliyorum. Peki, ben Elif'le konuşurum. Nalan'a çok selam. Sağ ol çocuğum, söylerim. Sen de Elif'i öp benim için. Tabii. Hoşça kalın. Ya
Yani senin masken de yılın maskesi seçilebilirdi. Evet. Güzel oldu parti değil mi? Evet, çok güzel. Hayaller de gelmişti, gördün mü? Gördüm. Asıl sen harikanın kıyafetini gördün mü? Haber var mı abi? Tır gelmek üzere. Biz kontrol edeceğiz. Hem zaten çalışanların çoğu yılbaşı izninde. Allah'tan izindeler. Bu iş midemi bulandırıyor ya, neyse. Hepimizin bulandırıyor. Ama ne yapalım, köşeye sıkıştık. Ya Meral sözünü tutmazsa abi? Biliyorsun aklını eseni yapar. Ya Leyla'ya zarar verirse? Onu yapmaz. Çünkü racona sığmaz. Bu işin başka bir yolu yok mu abi? Ne bileyim, gidip Meral midir nedir, onun evini basamıyor muyuz mesela? Dün geceden beri öğrenmeye çalışıyorum adresini ama boşuna. İyi saklamış kendini bu defa. Yılmaz, sen ne düşünüyorsun? Aklıma bir şey geliyor ama... Bilmem ki olur mu? Geciktim. Özür dilerim. Kusura bakma Elif. Çok acıktık. Seni beklemeden oturduk. Çok iyi yaptınız. Biraz trafik vardı. Gel, hemen otur. Yok, ben annemdeydim. Tatlı yeseydin bari. Belki daha sonra. İzninizle yukarı çıkacağım. Afiyet olsun. Bunların araları limoni galiba. Elif sabahtan beri ortalarda yok. Olur artık karı koca arasında o kadar. Dün gece gayet iyiydiler. Annen de değildin. Neredeydin Elif? Biraz dolaştım. Dolaştın mı? Sabahın köründe evden çıkıyorsun. Ondan sonra gecenin bir vakti eve geliyorsun. Sonra da dolaştın mı diyorsun? Ömer, yalnız kalmak istiyorum. Anlamadım. Yalnız kalmam lazım. Belki biraz annem de... Elif, yani... ne oluyor? Açık olsana biraz. Uyuyamıyorsun. Geceleri kalkıp oturuyorsun ya da araba kullanıyorsun. Bütün gün ortadan kayboluyorsun. Mutlu değil misin? Annem yüzünden mi? Elif, annem yüzündense... Şimdi hemen çıkıp gidebiliriz bu evden, biliyorsun. Hayır. Hayır, kendimle ilgili. Elif... Neyin var? Bilmiyorum. Belki zor alışan biriyim. Hayatım tümüyle değişti. Bilmiyorum.
Elif ne yapabilir? Anla. Ne istiyorsan yaparım. Yeter ki sen söyle. Bana biraz zaman ver o kadar. Tamam. Tamam canım. Ama ne olur beni habersiz bırakma. Bugün meraktan öldüm Elif. Sen olmazsan ben ne yaparım? Vallahi gerçekten ayrılmak zor görünüyor. Malın sahte olduğunu ötürü boşalana kadar anlayamazdım. O zamana kadar da sınırı geçmiş olur. Hatta teslim edileceği yere bile varmış olur. Yılmaz, sen bunu gayet iyi düşündün. İyi düşündüm de bu kadar uyuşturucuyu ne yapacağız? O bizim işimiz Yılmaz. Yarın sabah hepsi buharlaşmış olacak. Ne o Aynalı? Ne sandın? İmha edeceğiz oğlum. Bu meret suda güzel erir. Ve bunu yaparken de zevkten mest olacağız. Çocuklar, 2 saat sonra tır yola çıkar. Sınır kapısındaki işlemler, kuyruklar filan. Ancak sabaha bulur sınırı geçmesi. Siz bu iş bittikten sonra doğru evlerinize. Ben gitmem abi, burada beklerim. Belki ters bir şey olur. Ben de seninle kalırım Aynalı. Tamam. Ben de kalırım. Eyvallah. Bunu söylemem boşunaydı ya. Neyse. Ekrem, sen o zaman yiyecek bir şeyler ayarla. Hemen hallederim abi. Niye ayaktasın sen? Uyuyamadım. Ne oldu? Kavga mı ettiniz? Ya. Tuhaf bir şeyler oluyor. Anlamıyorum. Nasıl şeyler? Elif mutsuz mu? Niye mutsuz olsun ki? Sen harika bir eşsin. Anne. Bak bu olabilir. Hala gerginler. Benim de aklıma ilk o geldi. Sordum da. Bence bana söylemediği başka bir şey var. Peki bir de benim konuşmamı ister misin? Bilmem. Olur aslında. Bir konuş bakalım, belki sana söyler. Tamam. O zaman hemen konuşacağım Elif'le. Sen merak etme, tamam mı? Sağ ol. Ne kadar güzel değil mi? Harika. Annem Ömer'le buraya kadar gelmemize izin vermezdi. Ama biz tabii kaçardık. Ne güzel. Çok bağlısınız birbirinize. Öyleyiz. Şimdi bir de sen varsın. Artık bir de kız kardeşim var. Çok şanslıyım. Teşekkür ederim. Böyle düşünmene sevindim. Teşekkür etme. Kimseye söyleyemediğim şeyleri sana söyleyebiliyorum. Yanında kendimi çok rahat hissediyorum. Sen? Ben? Sen de benim yanımda rahat mısın? Elbette. Her şeyini anlatacak kadar mı? Ama sanki anlatamadığım bir şeyler var. Bir derdin var sanki. Yok. Sadece... Galiba annemleri özlüyorum. Biraz da yabancılık çekiyorum tabii. Bu da çok normal. Her şey çok yeni. Birkaç ay önceki hayatıma bak. Şimdikine bak. Başka bir şey yok. Öyle mi? Yok. Peki olursa söyleyecek misin? Hı. Biliyorum, biraz erken geldim ama seninle konuşmam lazım. Tamam, konuşalım. Yılbaşı akşamı bayağı bir saçmaladım galiba. Evet, saçmaladın.
ama fazla değil. Yok yok. Hayal meyal hatırlıyorum, bayağı bir saçmaladım. Ömer, özür dilerim. Murat rahat ol. Boş ver. Herkes sarhoştu zaten. Kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Filiz'e de saçma sapan laflar ettim. Murat, seni çok iyi anlıyorum. Bir kadını sevdin, umutlandın. Ama olmadı. Kaybettin. Bu zor bir şey. Sen yine de iyi idare ediyorsun durumu. Günaydın. 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 Nasıldı yolculuk? İyi de alıştım artık. Hayatım uçaklarda geçiyor. Ne haber? İyi, senden. Babacığım sen böyle otur. Tır sınırı geçmiş. Neyse, kazasız belasız. Tahminen akşama doğru da bu iş biter. Kadını da bırakın gitsin. Bu konuda acele etmesek Meral Hanım. Neden? Neyi bekleyeceğiz ki? İşin sonuçlanmasını. Akşama kadar beklesek diyorum ben. Evet Meral. Haberimiz var. Her şey yolunda gitmiş. Nereden alalım Leyla'yı? Meral, verdiğin söz bu değildi. Sen ne zamandan beri kaypak olmaya başladın? Alo! Alo! Kapattı. Malın tesliminden sonra alabilecekmişiz Leyla'yı. Bu kadına güvenilmeyeceği aklıma da gelmişti abi. Ne yapacağız şimdi? Bir yol bulmalıyız. Bir yol bulmalıyız. Polise mi haber versek abi? Öyle olmaz Yılmaz. Eğer böyle yaparsak Leyla'nın ölüm fermanını imzalamış oluruz. İyi de akşama kadar bir çare bulmamız lazım. Benim aklıma bir şey geliyor ama... Eğer bir bela varsa... Çıkış yolu da vardır. Ekrem Tır şu anda nerede olabilir? Vallahi Bükreş yakınlarındadır tahminen abi. Ha. Eski bir yoldaşa tavarış demenin zamanı geldi demek ki. Evet, bu inceleme gezisine senin de çıkman gerek Ömer. Paris'teki yetkililer bizden haber bekliyor. Ne zaman istersen gidebiliriz. Evet, dün telefonla bir görüşme yaptık. Mağaza için birkaç yer bulabileceklerini söylediler. Hakan, senin de gitmende yarar var. Tamam, ben hazırım. Şimdi değil ama en yakın zamanda bir nakliye şirketine ihtiyacımız olacak. Doğru, satış başladığında işler iyice hızlanacak. Ha, bunu Filiz'e danışalım. Şu iş yaptığımız müşterinin bir de nakliye şirketi var biliyorsunuz. Hangi müşteri baba? Ada otellerinden bahsediyorsunuz galiba. Evet, bir araştırın bakalım. Ya da Filiz'e söyleyin, o araştırsın. Tamam, konuşuruz. Hepinize iyi çalışmalar çocuklar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Nasıl geçti toplantı? İyi. Paris yolu göründü. Öyle mi? Ne güzel. Ne zaman gidiyorsun? Doğru soru, ne zaman gidiyoruz olmalıydı. Ben de mi geliyorum? Tabii. Sensiz Paris bile çekilmez. İyi misin? Hala beni seviyor musun? Her geçen gün daha çok. Dün seni merak ettim. Anneni aradım. Bizi yemeğe davet etti. İstersen yarın akşam gidelim. Gidelim. Çok sevinir. Tamam. Hemen ara o zaman. Tamam. Konuşuruz sonra. Şu söyleyeceğim şeyleri tekrar et hadi. Alo.
Halis abi, ben Kadri. Evet, söyle Kadri. Abi, yanımda iki arkadaş var. Kadını serbest bırakmanızı istiyorlar. Al yerine ulaşınca bırakacağız zaten. Şimdi istiyorlar abi. Kim bunlar be? Ne karışıyorlar bize? Olmaz be. Mal yerine ulaşınca. Dedim abi zaten. Ver şimdi. Zaten olmaz dedi. Biz kabul etmedik. Adamın başında şu anda bir silah var Halis Efendi. Kadını serbest bırakmazsan... Elimizden bir kaza çıkabilir. Çok değer verdiğim malların da yerine ulaşamaz haliyle. Sıra el koymuşlar. Kadını bırakmamızı istiyorlar. Kemal. Nasıl düşünemedim? Her zaman bir yedek planı vardır. Tamam de. Başka çare var mı? Zaten bu parlak fikir senin de. Tamam, bırakıyoruz. Kadın teslim edilince tır hareket edecek. Haber bekliyoruz. Kadını aldığınız yere götürüp bırakın. Oradan alsınlar. Ben arayıp haber veririm. Sen en kısa zamanda konuş da Filiz, sonra sıkıntı çekmeyelim. Tamam babacığım. Bildiğim kadarıyla büyük bir nakliye şirketleri var. Önemli olan düzgün çalışmaları. Siz Paris'e ne zaman gidiyorsunuz? Daha günü belli değil. Ama yakında. Ben de mi gelsem acaba? Gel. Merhaba. Merhaba, kusura bakma geç aradım biraz. İşim vardı da. Önemli değil. Buluşmak ister misin? Tabii ki isterim. Yemek yedin mi? Hayır. Birlikte yemek ister misin? Tamam, nereye geleyim? Ben kapıdayım zaten. Ne? Kapıda mısın? Hemen geliyorum. Ben çıkıyorum. Yılmaz gelmiş, kapıda beni bekliyor. Vay be. Aşka bak. Filiz Hanım'ı daha önce böyle gören var mı? Acaba içeri davet etsek mi? Kapıda kaldı, ayıp olmasın. O da habersiz geldi. Zaten gidecekler. Tamam da yiyip giderlerdi canım. Doğru. Ben gidip çağırayım. Hadi. Ben de Yılmaz'ı çağıracaktım şimdi. Sakın, yemek yemedim dedim. Görürse masaya ayıp olur. Baba, duyuyor musun? Yalan dolan da başladı. Oğlum, sana baba nasihatı. Kadınlardan korkacaksın. Görüşürüz, ben çıktım. Ömer, Filiz'in hızına yetişemedin. Ondan önce davranıp içeri alacaktın ki. Vallahi Filiz bu konuda da kendini açtı. İki saatte hazırlanamayan Filiz, 5 dakikada kuş olup uçtu. Ya. Hoş geldin. İyi misin Leyla? Sana bir şey yaptılar mı? Bir şey yaptılarsa parçalarım onları. İyiyim Ekrem, telaşlanma. Sadece olay fazla geldi. Neye uğradığımı şaşırdım. Biz de öyle. Kim bunlar ya? Ne istiyorlar? Kadın Kemal'i iyi tanıyordu. Birlikte büyümüşler. Ama kadın arıza. Saçma sapan istekleri oluyor. Neyse, boş ver, hallettik. Sen üzme kendini artık. Kemal abiyle konuş, meraktan öldü. Alo Kemal. Merhaba. Merak etme, iyiyim. Tamam. Yok bir şeyim. Tamam. Annemle konuştum. Yarın akşam yemeğe bekliyor. Senin için de uygunsa tabii. Uygun. Elif. Benden memnun musun? Tabii. Nereden çıktı şimdi bu soru? Bilmem.
Belki istemeden bir şey yapmış olabilirim. Hayır. Yapmadın. Yapsam söyler misin? Söylerim. Söyle. Böyle hissetmene ben neden oldum. Biliyorum. Sen hiçbir şey yapmadın. Üstelik her kadının hayalini kurduğu bir erkeksin. Ben de seni mutlu etmek isterim. Ben mutluyum Elif. Sadece senin için biraz endişelendim, o kadar. Haklısın. Biraz zamana ihtiyacım var. Dediğin gibi hayatındaki her şey çok hızlı değişti. Ama her şey güzel olacak. Olsun artık. En kısa zamanda. Senin yüzünden evdekilerin alay konusu oldum. Neden? Çok değiştiğimi söylüyorlar. Kötü anlamda mı? Yok. Sadece bazı sıkı kurallarım vardı. Hepsi yerle bir oldu. Biriyle birlikte olmak böyle bir şey değil mi? Öyleymiş. Ama ben hep bunun tersini savunurdum. Bu arada seni yemeğe davet ediyorlar. Öyle mi? Hı. Aslında çok korkarım böyle şeylerden. Niye? Ne bileyim. Masalar hazırlanır. Herkes mesafeli davranır. Bir hazırlıktır gider. Bunu sevmem. Yani insanların doğal halleri yok olur. Nasılsınız, iyi misinizler falan. Gelmeyecek misin yani? Yok, gelirim. Ama sürpriz olsun. Bu akşamki gibi mi? Bozulurlar mı? Yok, niye bozulsunlar? Hem bizim arkadaşlarımız da sürekli olur olmadık saatlerde bize gelirler. Mesele yok o zaman. Yok. Ne oldu, ne düşünüyorsun? Abimle Elif'i. Elif son zamanlarda... Elif pek iyi görünmüyor. Neden? Bilmem. Konuşmaya çalıştım ama olmadı. Aslında çok açık sözlü bir kızdır. Tanıyınca göreceksin. Tam seni seveceğin gibi biri. Sen öyle diyorsan. Ay Elif, çok acayip bir durum kızım bu ya. Ne yapacaksın? Bilsem. Ay her şey ortaya çıkacak. Çok yakında. Ay ama rahatsın sen de kızım ya. Ben olsam kafayı yemiştim şimdiye kadar. Ne yapayım Sema? Bekliyorum. Kıyamet gününü bekler gibi bekliyorum işte. Elif. Ay rezalet çıkacak, farkında mısın? Ya ben bir konuşayım mı şu Yılmaz'la? Ne yapıyorsun diyeyim. Ay delirdi mi bu çocuk? Yok yok, sakın konuşma. Hele Ali'ye hiç söyleme. Yok canım, söyler miyim hiç? Zaten Ali'yi bilirsin, ağzında laf tutamaz ki. Müjgan ablanın haberi var mı? Yok, söylemedim. Şimdi ortalığı birbirine katar. Ay acaba Salih'i mi soksak araya ya? Hem Yılmaz dinler onu, bilirsin. Ben de düşündüm ama... Boşver. Olan oldu zaten, ne düzelebilir ki? Tamam, bir şirket kuralım. Kuralım da... Niye senin ismini gizli tutuyoruz, onu anlamadım. Yoksa sen Kemal abiden ayrılıyor musun? Yok be oğlum, Kemal abiden ayrılmıyoruz da... Yani Kemal abi bu işe girmek istemedi. Ama ben gelecek görüyorum. Abi, sen şu işi bana aptalı anlatır gibi anlatsana. Ne iş yapacak bu şirket, hiçbir şey anlamadım ya. Önce hisseleri alacak. Sonra başka işler de yapabilir. Hangi hisseleri?
Şimdi anlaşıldı. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Ulan o zaman beni niye karıştırıyorsun ya? Kur bir şirket, koy bir isim. Yap kendi kendine işte. Sana ihtiyacım var Salih. Neden suç ortağımı arıyorsun? Hayır, güvenebileceğim birini arıyorum. Senin gibi birini. Anlasana oğlum, bu benim yaşama sebebim artık. Beni yalnız bırakma Salih. Evet. Gerçekten yalnız kalmaman gerekiyor. Sen bırak, ben götürürüm. Biz siparişi başka birine vermiştik ama. Ben getirdim, ne fark eder? Çok şey fark eder. Servisi beğenmedik. Şimdi söyle, o kız getirsin. Burada çalışan birine kız diye hitap etmek biraz kaba olmadı mı arkadaşım? Sen kimsin? İşine bak kardeşim. Bu elindeki kahve fincanının kafandan aşağı boşalmasını ister misin? Sakin ol, tamam anladım. Ona bir daha baktığını görmeyeyim, uyarmam. Elif biraz daha börek alsana kızım. Sen seviyorsun diye yaptım. Aldım anneciğim aldım. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Her şey çok güzel olmuş, elinize sağlık. Aa, siz gelin yeter ki. Ben her zaman yaparım. Hadi salona geçelim. Tamam hadi. Anneciğim sen bırak, biz toplarız Nalan'la. Siz tamam. Oturun. Annem baban nasıllar Ömer? İyiler. Teşekkürler. Kardeşine bayıldım. Ne tatlı kız o öyle. Tatlıdır. Bu kafe işi nereden çıktı? Ya merak etme, bütün gün değil. Okul çıkışında gidiyorum. Akşam da evdeyim. Anladım da ne gerek var şimdi kızım? Sen derslerine konsantre olsana. Hepsi birlikte yürüyor. Ben memnunum. Nalan, aklına bir şey koymaya gör. Yani üniversite sınavlarında çuvalla da külahları o zaman değişeceğim seninle. Tamam. Tamam. Alo. Yılmaz. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen? Fena değil. Neredesin? Evdeyim. Şu aile ziyareti meselesi var ya. Evet. Bu gece yapalım mı? Bu gece mi? Nasıl yani? Yani size geleyim mi? Gel tabii, ben birden anlayamadım da. Dur hemen söyleyeyim bizimkilere. Hadi sen geç kalma, hemen gel. Tamam o zaman, görüşürüz. Görüşürüz. Erol, hadi sen de üstünü değiş artık. Niye? Nesi var bunların? Erol'cum, pantolonun buruş buruş olmaz ki böyle. Olur anneciğim. O da tam bunu söylemeye çalışmıştı zaten. Kimse benim için rahatsız olmasın demek istemişti. Öyleyse böyle kalıyor muyum? Evet, kalıyorsun. Oh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba canım. Hadi kalksana. Peki efendim. Benim acelem yok zaten. Bir akşam mutlaka yemeğe çıkalım. Ne zaman isterseniz. Biz böyle oturuyoruz zaten. En kısa zamanda çıkalım. Zaten Elif de özlüyordu sizi. Tamam. Çok güzel bir yemekti. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Tamam mı canım? Nalan. Hadi. Neyin var senin? Hiç. Yalan söyleme, ben anlarım biliyorsun. Hadi canım. Bir ara gel de konuşalım, tamam mı? Hı hı. Hadi. Vallahi bana kalsa biraz daha beklemeyi tercih ederdim ama oğlum çok ısrar etti. Bence dışarıya açılmak iyi bir atılım olabilir. Aslında öyle.
Dur bakalım, göreceğiz. Sizinle de nakliye konusunu ciddi olarak konuşmak istiyorum. Ne zaman isterseniz. Biz geldik. Tam zamanında geldiniz. Nihayet herkes burada. Daha önce tanışmıştınız. Abim Ömer, Elif ve Yılmaz.